Herkese merhaba. Bu videomuzda yine öğrenme için önemli olan başlıklardan birini konuşacağız. Bilişsel yaklaşım. Bilişsel yaklaşım içerisinde Gestalt, Gestalt'taki algı yasaları aynı zamanda bilgiyi işleme kuramına ele alacağız. ÖSYM genelde Gestalt'taki algı yasalarını son yıllarda özellikle sormaya başladı ve bilgiyi işleme kuramıyla ilişkili de Bellek depoları ve bilgi işlerken kullandığımız yöntemler genelde soru olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi isterseniz ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz bellek depoları ile ilgili arkadaşlar. Ee, uzun süreli bellekte bulunan alt depolarımız var biliyorsunuz. Onlar e, bilgiyi işledikten sonra bilginin yerleştiği ve gerekli duyduğumuz zamanlarda bilgiyi alarak e, onları kullanmamızı sağlayan bellek alanlarıdır. Şimdi öncülüğümüzü bir okuyalım. Mühendis Salih Bey yıllar sonra bir sosyal medya uygulamasıyla lise arkadaşlarını bulur ve onlarla buluşmak için sözleşir. Arkadaşlarıyla buluştuğunda onların bahsettiği birçok olayı hatırlamadığını fark eden Salih Bey, lise yıllarında hafızamın çok güçlü olduğunu düşünürdüm ama artık öyle olmadığını anlıyorum demiştir. Buna göre Salih Bey ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Şimdi bilgi işleme kuramında biliyorsunuz bizde temelde 3 tane bellek alanı var. Duyusal kayıt var. Kısa süreli bellek var. Diğer adıyla işleyen bellek ve uzun süreli bellek alanı var. Şimdi birazdan bunları zaten detaylandıracağız. Şimdi ben burası için geçerli olan kısmı anlatacağım. Duyusal kayıt bizim duyu organlarımız aracılığıyla uyarıcıları öncelikle geçirdiğimiz bellek alanıdır. Ee, ve buraya gelen uyarıcılar burada orijinal haliyle kalır. Yani biz e, sesi, ses, görüntüyü görüntü olarak buradan geçirmek zorundayız. Buraya gelen bilgi ortalama olarak 1 ila 4 saniye aralığında kalırken buradan her türlü duyu organımın eşinden geçebilen uyarıcıları alabiliyorum. Dolayısıyla kapasitesi arkadaşlar sınırsız olma özelliğine sahiptir. Duyusal kayda gelen uyarıcıları ben seçerek nereye atıyorum kısa süreli belli. Seçip atmamı sağlayan şey de arkadaşlar dikkattir. Seçici dikkat özelliğidir. Ben neden kısa süreli belli her türlü bilgiyi alamıyorum? Çünkü buranın kapasitesi sınırlıdır. Yani buraya her türlü sayı anlamında bilgi birimi sığmıyor. Ee, en az 5, en fazla 9 birimlik bilgi alabiliyor. Bu birimden kastettiğimiz şey de bizim işlediğimiz bilgidir arkadaşlar. Bu kelime olabilir, cümle olabilir, sayı olabilir, sayı öbeği olabilir. Bunlar bizim için bir birim olarak geçiyor ve en fazla 9 birimlik bilgi alma süre özelliğine sahiptir. Ve buraya gelen bilgiyi ortalama olarak 20 ila 30 saniye kadar burada işleniyor. Bilgiyi işledikten sonra ben nereye göndereceğim? Uzun süreli belle. Burası zaten bizim bellekteki bilgilerimizi sakladığımız bir depo alanıdır. Arşiv, kütüphane gibi düşünün. Buranın kapasitesi sınırsızdır. Yani istediğim kadar bilgiyi buraya alabilirim ve bilgiler kendi içerisinde organize olarak buraya yerleşir. Çünkü... Bilgileri hatırlamanın kolaylaşması için biz işlediğimiz bilginin türüne göre farklı bellek depolarına yerleştiririz. Ee, mesela uzun süreli bellekte bulunan alt bellek alanından bir tanesi anısal bellektir. Anısal bellekte ben geçmişte başımdan geçen olayları benim için önemli olan ya da önemsiz olan ya da beni derinden üzen ya da beni mutlu eden herhangi bir hatıra'yı buraya atabiliyorum. Diğer alt bellek alanımız anlamsal bellektir. Anlamsal bellek diğer adıyla semantik bellek olarak geçiyor. Burada aslında biz daha çok teorik bilgileri saklıyoruz. Okul öğrenmelerini saklıyoruz. Diğer adıyla akademik bilgileri saklıyoruz arkadaşlar. Bir de alt bellek olarak işlemsel belleğimiz var. İşlemsel bellekte de sıralı, aşamalı ve ardışık olarak ilerleyen genellikle de psikomotor beceri olarak kabul ettiğimiz genellikle diyorum çünkü psikomotor beceri olmayıp da yine işlemsel bellekte sakladığımız bilgilerde mevcuttur. Çünkü içerik olarak sıralı aşamalı, aşamalı ve kurallı bilgilerin olması gerekiyor. Oraya da depolama işlemini gerçekleştirdikten sonra eğer ben orada depolanmış bir bilgiyi kullanmak istiyorsam eğer o bilgiyi tekrar çağırıp nereye getiriyorum kısa süreli belli geri çağırdıktan sonra onu performansa dönüştürmeye çalışıyorum. Yani ben Mesela yemek yeme bilgisine sahibim, gitar çalma bilgisine sahibim, yürüme bilgisine sahibim. En basit düzeyde onlar bile zaten örgütlenmiş davranışlardır. Araba kullanma bilgisine sahibim, işte öğrenmenin tanımı bilgisine sahibim. Mesela derste öğretmen bana öğretmenin öğrenmenin tanımını sorduğunda o zaten mevcuttu bende uzun süreli bellekte. Onu çağırıp tekrar kısa süreli belleğe getirip öğretmene cevap veriyorum. Yani ben kısa süreli belleği aslında hem bir bilgiyi işlemek için hem de o bilgiyi kullanmak için devreye sokmuş oluyorum. Şimdi öncüle dönecek olursak ne demişti? Arkadaşlarıyla buluştuğunda onların bahsettiği birçok olayı hatırlamadığını söylemişti. Ve ben işte hafızamın güçlü olduğunu zannederdim ama aslında öyle değilmiş gibi bir de bir yorum yapmıştı. Hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Demiş ki adam uyarıcıları doğru şekilde organize edememektedir. Bunu buradan çıkartamam. Çünkü bilgiyi işleme süreciyle ilişkili herhangi bir durumdan bahsetmemiş. Belki eksik organize kullanmıştır. Belki çok iyi şekilde organize kullanmış olabilir. Bir de onun dışında geçmişte başımızdan geçen olayları organize etme gibi bir durum da söz konusu olmayabilir. Çünkü olaylar, hatıralar, durumlar bizim bir şekilde organize olmadan da hatırlayabildiğimiz bilgilerdir. B seçeneğinde demiş ki anlamsal belleği oldukça güçsüzdür. Yukarıda bahsettiği şey aslında arkadaşların anlattığı olayları hatırlayamamak. Ama biz anlamsal belleğe olay bilgisi kaydetmiyoruz. Biz anlamsal belleğe daha çok teorik bilgiler kaydediyoruz. Okulda öğrendiğimiz her şey aklınıza gelebilir. Tanım, ilke, kural, genelleme, kuramcı, matematik bilgisi, tarih bilgisi, coğrafya bilgisi, fen bilgisi. Bunların hepsi zaten anlamsal bellekte saklı. O yüzden buna da buna da ulaşamam kavrayarak öğrenme becerisi zayıftır. Bunu buradan çıkartamam. Çünkü kavrayarak öğrenmek demek bir problemi zihninde çözebilmek demektir. Öyle bir durumdan bahsetmediği için bunu da çıkartamıyorum. Anısal belleğindeki bilgiler bozulmuştur. Bunu söyleyebilirim. Çünkü şuradan dolayı söyleyebilirim. Burada hatırlayamadığı şey arkadaşların anlattığı olaylar. Biz zaten geçmişte başımızdan geçen olayları ve hatıraları nereye depoluyoruz? Anısal belleğe depoluyoruz. O yüzden geçmişte başımızdan geçen her türlü olayı evet zamanla unuturuz, hatırlayamayız. Bu bizim anısal belleğimizde zamanla ortaya çıkan bozulmanın bir kanıtı olarak karşımıza çıkabiliyor. Açıklayıcı bilgileri öğrenmekte güçlük yaşamaktadır. Bunu da buradan çıkartamam çünkü öncülde açıklayıcı bilgileri öğrenirken bir sıkıntı yaşadığını zaten söylememiş oluyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar D seçeneğinde verilmiş olur. Sıradaki sorum da şu şekilde. Çok sevdiği bir oyuncunun yeni bir filmini izlerken bu sırada eşinin sorduğu soruyu anlamayan birinin bu durumu aşağıdaki algısal örgütleme yasalarından hangisiyle ilişkilidir demiş. Şimdi algısal örgütleme yasaları geç Daltın kuramı içerisinde geçiyor aslında. İşte algıda basitlik, yakınlık, tamamlama, şekil zemin gibi başlıklarımız var. Ee, şimdi burada açıklanan durum aslında bir şekil zemin ilişkisi çünkü şekil zemin e, bizim algısal olarak belli uyarıcılara odaklanıp belli uyarıcılara odaklanmaya açıklayan bir süreçtir. Çünkü siz şu an taş çalıştığınız veya beni dinlediğiniz anı hayal edin. Şu an mesela etrafınızda çok fazla uyarıcı var. Benim sesimi duyuyorsunuz, baktığınız bir ekran var, dışarıdan gelen gürültüler var. Dokunduğunuz şeyler var, gördüğünüz şeyler var ama zihin aynı anda hepsine tabii ki de yoğunlaşamıyor, odaklanamıyor. Dikkatini bir şeye verebiliyorsun. Belki birden fazla şeye de verebilirsin. Bu zaten bölünmüş dikkattir. Hepimizde de olan bir özelliktir. Ama en çok amacın doğrultusunda bir şeye yoğunlaşırsın. Eğer sen ortamda bulunan uyarıcılardan dikkatini bir ya da birden fazla şeye verebilirsen, dikkatin verildiği uyarıcıya arkadaşlar biz şekil diyoruz dikkatin verilemediği yani şekil dışında kalan her türlü uyarıcıya da biz zemin diyoruz. Mesela şu an beni dinlerken benim sesime odaklandıysan benim sesim senin için bir şekildir. Geriye kalan her şey eğer dikkatini başka bir şeye vermediysen senin için zemin olarak kalır. Mesela şu an beni dinlerken dışarıdan çok yüksek bir klakson sesi duyarsan, korna sesi duyarsan dikkatini oraya kayacaktır. Bu defa dışarıdan gelen korna sesi şekil olurken benim sesim zemine dönüşecektir. Yani odaklanmamış olacaksın. Burada da zaten oyuncunun yeni bir filmini izlerken bu sırada eşi bir soru yöneltiyor. Ama eşinin sorduğu soruyu anlayamıyor. Çünkü odaklandığı şey film. Yani onun için film şekil oluyor. Eşinin sorduğu soru da zemin olarak kalıyor. Eğer eşinin sorduğu soruya cevap verebilseydi ve algısı o an değişmiş olsaydı bu defa film zemin olarak kalacaktı. Soru da şekle dönüşmüş olacaktı arkadaşlar. Zaten şunu söylemek mümkündür. Hayatımızda şekiller ve zeminler sürekli yer değiştirir. Çünkü biz odaklanma dışarıdaki uyarıcıları algılama veya uyarıcının bize verilme şeklinden etkilenmiş oluyoruz. Mesela uyarıcının baskınlığı bunu etkiler, benim ruh halim bunu etkiler ve şekil zemin gerçekten öznel bir şeydir. Benim için şekil olan bir durum senin için zemin olabilir ya da senin için şekil olarak seçilen bir şey benim için zemin de olabilir. O şekil ve zemin süreçleri herkese değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Cevabımız denizli oldu bu soruda sorum şu şekilde coğrafya dersinde Türkiye'deki tarım ürünlerinin bölgelere göre dağılımını öğrenmeye çalışan sultan tüm bölgelerde en çok üretilen tarım ürünlerini kağıtlara yazarak bu kağıtları odasının duvarlarına yapıştırmıştır. Odasında vakit geçirirken sürekli bu kağıtları gören sultan hangi bölgede hangi tarım ürünlerinin yetiştiğini hatırlaması gerek, gerekince odasını göz önüne getirmekte ve tarım ürünlerini kolaylıkla hatırlayabilmektedir. Bu durumda sultan aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır diye soruyor. Şimdi e, biz aslında bilgiyi işlerken kodlama yöntemi ve tekrar gibi iki farklı e, yöntem tercih ediyoruz. Tekrar genelde bir bilgiyi ezberlemek için tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Ve kodlamaya göre çok yüksek kalıcılık da sağlamaz aslında. Çünkü tekrarda bilgiyi ezberlediğin zaman bilgiyi hatırlatabilecek herhangi bir ipucu oluşturmuyorsun. Çünkü ilişki kurmuyorsun. Saf bilgiyi ezberlemiş oluyorsun. O yüzden sınavda da mesela ezberleyip girdiğiniz bazı konular varsa aklına gelirse gelir. Gelmezse getiremezsin. Çünkü ezber ipucu olmadan öğrendiğimiz bir şeydir. Ama kullandığımız yöntem eğer tekrarsa ki tekrar içerisinde çok farklı yöntemler, alt yöntemler de kullanıyoruz. Mesela etkinlik kullanıyoruz, eklemleme kullanıyoruz, bellek destekleyici ipuçları kullanıyoruz. Bunlar da aslında bilginin daha iyi şekilde organize olmasını sağlıyor ve biz bilgiyi işlerken kodlamada ipuçları oluşturuyoruz. O yüzden sınava girdiğiniz zaman bilgiyi kodladığınız için aklınızda ipuçları belirmeye başlıyor ve o ilişki kurduğunuz ipuçları size doğru bilgiyi hatırlatmış oluyor. Bu yüzden kodlama yapmak gerçekten tekrara göre daha yüksek düzeyde kalıcı öğrenme sağlar arkadaşlar. Tabi her bilgi de her yöntemi de kullanamıyoruz. Mesela biz ders çalışırken bazı bilgiler sıralı oluyor. Mesela tarihte cumhurbaşkanlarının kronolojik sıralaması gibi veya tarihte yapılan savaşların kronolojisi gibi. Mesela onları öğrenirken sıraya uygun bir yöntem tercih etmen gerekiyor. Sıra olmadan sadece böyle kelime öğrenmen gereken bazı bilgiler ya da başlık öğrenmen gereken bazı bilgiler de olabilir. Onlarda da farklı yöntemler kullanıyoruz. Tabi burada amaç hatırlamayı kolaylaştırmaktır. Ee, biz şimdi e, tabi gündelik hayatta o bilgileri işlerken veya e, öğrenmeye çalışırken yerleşim yöntemi gibi bir yöntem de kullanıyoruz. ki Yerleşim yöntemi aslında çok sık kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Yerleşim yönteminde öğrenmeye çalıştığımız bilgi ile çevremizdeki uyarıcılar arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kurduğumuz bu bağlantı da sınav anında uyarıcılardan kaynaklı bize bilgiyi hatırlatmış oluyor. Mesela bunu çok sık yaptığımızı şöyle söyleyeyim. Birçoğunuz eminim ki sınava girdiği zaman defterini hayal ediyor. Defterinin sağını, solunu, ortasını hatta kafanızdan defterin sayfalarını çeviriyorsunuz. Yani siz orada aslında yazdığınız bilgiyle defterinizin sayfası arasında hatta defterin sayfasının rengi arasında bir bağ kuruyorsunuz. Bu bir yerleşim yöntemidir. Birçoğunuz burada olduğu gibi böyle renkli kağıtlara, bazı küçük dipnotlar yazarak bilgisayarın kenarına, kitaplığına, dolabına, bir şekilde duvarına asarak sınava girdiği zaman mesela oraları hayal ediyor. Duvarı hayal ediyor, işte o renkli kağıdın üzerindeki yazıyı hayal ediyor. Ee, orada da yine hatırlatıcı şeyler çevredeki ipuçları haline dönüşmeye başlıyor. O yüzden yerleşim yönteminde öğrendiğim bilgiyle var olan çevresel uyarıcı arasında kurduğum bağlantılardan kaynaklı Hatırlamada kolaylaşmış oluyor. Burada zaten coğrafya dersindeki tarım ürünlerini öğrenmeye çalışan Sultan'ın yaptığı şey de odur. Duvar kağıtlarını tek tek kullanarak sınavda o duvarları hatırlayarak bilginin kafasını çağrışım oluşturmasını sağlamış oluyor. Kanca yönteminde arkadaşlar bilgileri hatırlatması için sayılar kullanılır. Mesela Erikson'un psikososyal dönemlerinin sırasını öğrenmek istiyorum. 8 tane dönem var. 8 rakamı alt alta yazarım e, ve 8 rakamını hatırlatacak bazı kelimeler türetirim. Mesela biri hatırlatması için kir kelimesini türetirim. İkiyi hatırlatması için iç kelimesini türetirim. Üçü hatırlatması için uç kelimesini türetirim. Sonra o türettiğim kelimeleri öğrenmem gereken bilginin içine sıkıştırırım. Mesela temel güvene karşı güvensizliğin içerisinde kir kelimesini kullanırım. O bana birinci sıra olduğunu hatırlatmaya başlar. O yüzden kanca yani askı sözcük yönteminde sayıları ipucu olarak kullanmam gerekiyor. Ee, akrostiş yönteminde öğrenmem gereken bilgin ilk harflerini kullanıyorum. İlk harfleri alt alta yazıp ya bir şiir oluşturuyorum ya da ilk harfleri yan yana yazarak arkadaşlar bir cümle türetmeye çalışıyorum ama burada kullanılan şey zaten ilk harflerdir. Ritim yani kafiye oluşturmak da Öğrenmem gereken bilgiyi böyle ritmik, şarkıya ya da tekerlemeye dönüştürmekle alakalı bir tekniktir. Şu an okul öncesinde ilk öğretim kademesinde öğretmenler çok güzel kullanıyor. İşte sayıları şarkılarla öğretmek gibi, işte harfleri, alfabeyi, gezegenleri, şekilleri, şarkılar veya tekerlemelerle öğretmek gibi süreçler ritim yöntemi, kafiye yöntemi demektir. Bağ yani zincirleme yönteminde de işte... Birden fazla kelime öğrenmeye çalışıyorum. O kelimeleri bir öykü içerisinde kullanmaya çalışırım ve o ürettiğim öykü sayesinde kelimeler aklıma gelmeye başlar. Mesela e, coğrafya dersinde, tarih dersinde çok sık tercih edilen kodlama metodu olarak da kullanılan bir yöntemdir. E, mesela Karstik gölleri öğrenmek istiyorsun. Karstik göllerin isimleriyle alakalı bir kendince öykü üretirsin. O öyküden kaynaklı göllerin isimleri tek tek aklına gelmeye başlar. Bu da yine bağ yani zincirleme yöntemi olarak karşımıza geliyor. Burada anlatılan durumda zaten bir yerleşim diğer adıyla loji yöntemidir arkadaşlar. Evet bu soru da yine bellek depoları ile ilişkili. Demiş ki geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını yitiren matematik öğretmeni Hilmi Bey yakın geçmişine ait yaşantıları tamamen unutmuş ancak matematik bilgilerini unutmamıştır. Buna göre Hilmi Bey'in hangi belleğinde bozulma olduğu söylenebilir diye soruyor. Az önce hatırlıyorsanız 3 farklı bellek depomuz vardı. Anısal belleğimiz vardı, anlamsal belleğimiz vardı. Bir de işlemsel belleğimiz vardı. Anısal bellek geçmişte yaşadığımız olayları hatıraları depoladığımız bellekti. Anlamsal bellek teorik bilgileri depoladığımız bellekti. Yani okul öğrenmeleri olarak geçiyordu. İşlemsel bellek de sıralı, aşamalı ve psikomotor beceri olarak kabul ettiğimiz bilgileri depoladığımız bellek alanıydı. Hilmi Bey zaten matematik öğretmeni, bir kaza geçiriyor, hafıza kaybı yaşıyor ve yakın geçmişte yaşadığı neyi unutuyor? Olayları unutuyor ama matematikle alakalı bilgileri unutmadığını söylüyor. Bize unutmadığı kısmı değil, unuttuğu kısmı soruyor. Çünkü hangi belleğinde bozulma olduğu söylenebilir diye soruyor. Mesela yakın geçmişe ait yaşantıları tamamen unutmuştur diyor ya. Yakın geçmişte başından geçen olaylar. Yakın geçmişte onu etkileyen hatıralar. Bu iyi hatıra veya kötü hatıra olarak karşımıza gelebilir. O yüzden Hilmi Bey'i etkileyen her türlü değişken. Ee, o yüzden hani bozulmanın olduğu... Alan bizim için aslında anısal bellek alanıdır. İşlemsel belleği buraya dahil edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü motor becerilerle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşadığını söylememiş, vermemiş. Onu vermediği için işlemsel belleği buraya alamam ama bozulmanın gerçekleştiği alan, yaşantıyı vurguladığı için arkadaşlar anısal bellek alanıdır diyebiliriz. Anlamsal bellekte herhangi bir sıkıntı bulunmuyor çünkü. Sorum şu şekilde. Yıllardır market işleten İsmail Bey yeni çıkan bir yazar kasa, yazar kasayla yazar kasasını değiştiriyor. Eskiden farklı bir sistemle çalışan yazar kasayı kullanması zaman alsa da kasayı kullanmayı öğreniyor. Uzun bir zaman sonra yazar kasasının arızlanması üzerine kasayı servise gönderiyor ve yerine geçici olarak eski yazar kasasını kullanan İsmail Bey pek çok yanlış işlem yaparak maddi zarara uğruyor. Buna göre İsmail Bey'in eski yazar kasasını kullan, kullanamaması aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanır demişiz. Şimdi bunlar bilgiyi işleme sürecinde karşılaştığımız unutma türleridir arkadaşlar. Şimdi aslında biz unutmayı şu şekilde ele alıyoruz. Ee, unutma iki farklı bellek alanında gerçekleşebiliyor. Kısa süreli bellek alanı ve uzun süreli bellek alanı. Kısa süreli bellek alanında bir bilgiyi kullanırken unuturuz. Kullanılma anında unutma gerçekleşir. Mesela şöyle düşünün, bir muhasebeci muhasebe hesabı yaparken bir müşteri geliyor ve o hesabı yaparken müşterinin sorduğu sorudan kaynaklı o an yaptığı işlemin rakamını unutuyor mesela. O an işlem yaparken rakamları unutması e, unutmanın tam da kısa süreli bellekte gerçekleştiğini bize söyleyebilir. Eğer bir bilginin unutulması uzun süreli bellekte ortaya çıktıysa buradaki problem aslında bilgiyi geri getirememekten kaynaklanıyor biz bilgiyi geri çağıramadığımız için unutma gerçekleşmiş oluyor. Unutma bir bilginin aslında uzun süreli bellekten silinmesi değildir. Unutma aslında bir bilgiyi geri çağırırken yaşadığımız sıkıntılar demektir. Zaten bilgiyi silmeye de gerek yok çünkü uzun süreli belleğin kapasitesi sınırsızdır. Şimdi uzun süreli bellekte biz bilgiyi neden geri getiremiyoruz? Tabii bunların birçok farklı değişkeni veya özelliği olabilir ki bu unutma türleri de zaten onu açıklar. Geri getirme problemini ortaya çıkartan şeylerden ilki ket vurmadır arkadaşlar. Ket vurmayı hatırlıyorsanız bahsetmiştik. İki farklı türü vardı. İleriye ket vurma ve geriye ket vurma. İleriye ket vurma da ben eski öğrendiklerimden dolayı yeni öğrendiklerimi unutuyordum. Geri bilgi unutuluyordu. Geriye ket vurmada da tam tersi yeni öğrendiklerimden kaynaklı eski öğrendiğim bilgileri unutuyordum. İleriye ket vurmada yeniyi unuttum, geriye ket vurmada eskiyi unutmuş oldum. Ee, diğer bir unutma türü bozulma. Bozulma arkadaşlar, temelde bir bilgiyi öğrendikten sonra eğer o bilgiyi çok uzun süre kullanmadıysak zamandan kaynaklı bilginin deforme olması demektir. Burada iki ya da daha fazla bilginin birbirini karıştırması söz konusu değil bilgiyi öğreneceksin ve aradan çok uzun bir zaman geçecek. O zamandan kaynaklı da bilgi aslında unutulacak. Mesela ilkokulda öğrenip de şu an çok iyi hatırladığı şeyler vardır. Ama ilkokulda öğrenip de şu ana kadar kullanmadığın için hatırlayamadığı şeyler de olabilir. Orada işte yaşadığın durum bir bozulma durumudur. O yüzden bilginin kullanılmaması aslında bozulmayı ortaya çıkarmış oluyor. Yanlış yerleştirme aslında bir bilgiyi yanlış öğrenmek demektir. Yanlış yerleştirme genelde algı hatasından ortaya çıkar. Yanlış öğrenme durumuyla karşılaştığımız bir süreçtir. Mesela bir e, ritmik bir şarkı dinliyorsun, rap şarkı diyelim. Şarkı çok hızlı olduğu için takip edemezsin ve takip edemediğin için de aslında şarkının orijinalinde bulunan bazı kelimeleri kendin uydurarak söylersin. Kelimenin orijinalini sen değiştirmiş olursun. O da algı hatasından ortaya çıkar. Yani tam algılayamadığın için aslında yanlış öğrenme gerçekleşir. Biz buna yanlış yerleştirme diyoruz. Bir de bilginin değiştirilmesi var. Bilgiyi değiştirmede yanlış yerleştirme sonrasında ortaya çıkıyor. Eğer biz herhangi bir bilgiyi yanlış öğrendiysek, onun doğrusunu öğrendikten sonra o yanlış öğrendiğimiz bilgiyi unutacağız. Yanlışın unutulmasıdır diyelim. Mesela şarkıyı önce yanlış öğrendin, sonra rap şarkıyı yavaşlattın, dinledin, yavaş yavaş dinledin ve sen artık rap şarkının söylenişini doğru şekilde öğrendin. E şimdi doğru şarkıyı öğrendiğin için de eskiden öğrenmiş olduğun yanlış sözleri artık kullanmamaya başlarsın ve Onları da zaman unutmaya başlarsın. Bu da bilgiyi değiştirmeyle ortaya çıkan bir süreçtir. Şimdi bu farkı bakacak olursak, öncülümüzü tekrar ele alalım. E, market işletiyor İsmail Bey. Yeni çıkan bir yazar kasayı e, eski yazar kasasıyla değiştiriyor. E, yeni kasayı kullanmayı öğreniyor. Sonra kasası bozuluyor. Onu tamire gönderiyor. Tekrar eski yazar kasayı kullanmaya çalışıyor. Ama eski yazar kasayı kullanırken problemler yaşıyor. Bununla alakalı bir örnek durum. Şimdi. Bu örnek durum karşıma geldiğinde şunu anlıyorum. İki farklı bilgisi var. Bir eski yazar kasayı kullanma bilgisi var. Bir de yeni yazar, yazar kasayı kullanma bilgisi var. Şimdi burada yeni bozulduğu için yeni tamire götürüyor. Tekrar eskiyi kullanması gerekiyor. Fakat eski yazar kasasını kullanırken yaşadığı o zorluk aslında yazar kasanın çalışma şeklini unutmasından kaynaklı ortaya çıkıyor. O yüzden eski bilgiyi unutması aslında bilgiyi geriye doğru ket vurmayla Unuttuğunun bir kanıtı oluyor. Bu neden bozulma olmuyor? Çünkü bozulmada evet araya giren bir zaman vardır ama bozulmada birbirini etkileyen bilgiler yoktur. Mesela bu örnek durumda vermeye çalıştığı şey bir eski bilgisi var bir yeni bilgisi var. Aslında yeni bilgisinden kaynaklı eski bilgiyi unutuyor. Normalde yeni yazar kasayı kullanmamış olsa aradan bir zaman geçse de eski kasayı tekrar kullanmaya başlasa orada bozulma vardır diyebiliriz. Ama burada bilgiler birbirini etkilemiş oluyor. O yüzden gerçekleşen durum bir geriye ket vurmadır arkadaşlar. Evet bu da bir algı yasası. Şu şekilde yeni neslin telefon mesajlarında SLM, NBR, KIP gibi kısaltmalar yapınca anlamlandırmalarına rağmen cep telefonuyla yetişmeyen kişilerin bu mesajları görünce hiçbir anlam verememeleri hangi algı yasasıyla ilişkilidir diye sormuşuz. Şimdi cep telefonu kullanan ve bununla ilgili mesaj yazma konusunda ustalaşan kişiler genelde çok hızlı mesaj yazdıkları için ve karşı tarafın da bunu anladığını düşündükleri için sessiz harflerle mesajlaşırlar. Yani kelimelerde aralarda ses harfleri kullanmazlar ve bunu okuyan kişiler de gerçekten ne yazdığını anlıyor. Çünkü zihinsel olarak mesela SLM yazdığında Aralara zihnin kendi başına ses harfleri yerleştirebiliyor. Ya da NBR yazdığında bunu okuyan kişi ses harfleri zihinsel olarak kendisi oluşturabiliyor. Çünkü bununla ilgili bir ön bilgisi var. Biz bunu algı yasalarında tamamlama olarak ele alıyoruz. Çünkü tamamlamada sana bir uyarıcı veriyorlar. Sen bu uyarıcı ile alakalı ön bilgiye sahipsin. Ve ön bilgin olduğu için de bu uyarıcının içinde bazı eksiklikler olsa... ...dahi zihnin bu eksikliği kendi başına oluşturabiliyor kendi başına o o eksikliği tamamlayabiliyor. Mesela şöyle düşünün, e, araç kullanıyorsunuz ve radyo çalıyor. Radyoyu dinlerken bir tünele giriyorsunuz ve tünelde bayağı uzun mesafeli ve o an radyo çekmiyor. Çekmediği için de çalan şarkının bir kısmını duyamıyorsunuz. Tünel çıkışına ulaştığınızda aslında o çalan şarkının e, duyamadığınız kısmını kendiniz söylemeye başlıyorsunuz. Çünkü zihin onu biliyor. Yani o şarkının toplamını zaten öğrenmiş oluyor. Ama o gelen uyarıcıda bir eksiklik olduğu için zihin onu kendi başına oluşturmaya çalışıyor. Bu da algı yasalarında tamamlamayla açıklanan bir süreçtir. E, o yüzden burada verilen bu mesajlaşmadaki eksiklikleri zihnin kendi başına oluşturması tamamlama yasasını kullandığımızın bir göstergesidir. Sorum şu şekilde. Pırlanta yüzüğünü kombi radyatörünün arasına düşünen Özgül Hanım yüzüğü almak için önce radyatörü sarsmış. Başarılı olamayınca çatalla yüzüğü aşağı doğru itmeye çalışmış. Ancak yine başarılı olamamıştır. Bir süre çevresindekilere bakınarak dolaşan Özgül Hanım birden balkonda duran teli almış ve telin ucunu bükerek yüzüğü radyatörden çıkarmıştır. Buna göre Özgül Hanım'ın telli yüzünü alabileceğini fark etmesi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisiyle açıklanır? Bakın yine öğrenme yöntemlerini soruyor. Ben burada mesela buradaki yaşanan durumu klasikle mi, edimselle mi, sosyalle mi açıklayabilirim. Bunları tek tek türe göre değerlendirmem gerekiyor. Sosyal öğrenmenin olması mümkün değil. Çünkü burada bir başka modeli gözlemlememiş olmamız gerekiyor. Model gözlemlenir gibi bir vurgu kullanılmadığı için A'ya gidemem. Kavra, kavrama yoluyla öğrenme olur. Çünkü kavrama yoluyla öğrenme de birey herhangi bir problemle karşılaşacak. Bu problemi çözmek için bazı denemeler yapabilir, yapmaya da bilir. Bu bir zorunluluk değildir. Ama problem çözümüyle alakalı kullanması gereken asıl yöntem ya da problemi çözdüren seçenek Birden bire aniden aklına gelerek problemi o çözüm yolu sayesinde ortadan kaldırabiliyor. Burada da mesela yüzünün radyatörü sıkışması sonucunda önce bir denemeler yapıyor fakat onlar işe yaramıyor. Bir süre düşünüp çevresini inceledikten sonra balkondaki demiri bükerek alabileceği aklına geliyor ve evet, bu aniden aklına geliyor. Dolayısıyla burada gerçekleşen süreç ani bir kavrayışla ortaya çıkıyor. Diğer adıyla da seziş yoluyla öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Tepkisel olamaz çünkü tepkisel koşullanmada ne olacaktı? Ya bir duygu olacaktı ya da fizyolojik bir süreç olacaktı. Gizli öğrenme de olamaz çünkü gizli öğrenmede farkına varmadan gerçekleşen bir öğrenmeden bahsedecekti. Deneme yanılma seçeneği burada size çeldirici gelebilir çünkü yüzüğü çıkartabilmek için bazı denemeler yapmış. Çatalı kullanmış açmaya çalışmış fakat olmamış. E, deneme yanılmanın kavramadan en temel farkı şu. Deneme yanılma yoluyla öğrenmede zihinsel süreçler kullanılmaz. Birey sadece yaptığı psikomotor denemelerle problemi tesadüfen çözer. Yani o düşündü, ne yapabileceğini ölçtü, tarttı, inceledi gibi süreçler deneme yanılmada tercih edilmiyor arkadaşlar. Zaten adı üzerinde deneyip yanılıp sonuca ulaşıyoruz. Biz burada neden kavramayı kullandık? Çünkü denemeler işe yaramadı. Belki yarasa buna ihtiyaç kalmayacaktı ama yaramadığı için de ekstra zihinsel faaliyetler devreye girmiş oldu. O yüzden bu soruda cevabımız kavramayla öğrenme oldu arkadaşlar. Evet bu soruda yine belleklerle ilişkili. Demişiz ki emni öğretmen öğrenme psikolojisi dersi vermektedir. Uzun yıllar geçmesine rağmen üniversitedeki öğrenme psikolojisi dersine giren öğretmenin konu hakkında dediklerini sanki o almış gibi hatırlaması ve derslerinde kullanması Emre öğretmenin hangi belleğinin kuvvetli olduğunu gösterir diye soruyor. Şimdi Emre öğretmen öğrenme psikolojisi dersini anlatıyormuş. Aradan üniversiteden sonra uzun yıllar geçmesine rağmen üniversitede öğretmeninin verdiği öğrenme psikolojisi ile alakalı konuları çok iyi hatırladığını söylüyormuş. Hatırlıyorsanız yine 3 bellek alanından bahsetmiştik. Anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek. Anısal bellekte geçmişte başımızdan geçen olaylar, hatıralar olacaktı. İşlemsel bellekte sıralı, aşamalı ve kurallı bilgiler olacaktı. Anlamsal bellekte de, de teorik, diğer adıyla okul öğrenmeleri ya da Akademik bilgiler bulunacaktı. Burada zaten Emre öğretmenin öğrenme psikolojisi ile alakalı teorik bilgileri yani okul öğrenmeleri anlamsal bellekte de depolanmıştır. Bunları çok iyi hatırlayabiliyorsa anlamsal belli kuvvetli demektir. Güzel kullanıyor demektir. O yüzden buradaki bilgiler anlamsal olduğu için cevabımız arkadaşlar deniz seçeneği olur. Evet, bir de bellek süreçleriyle ilgili bir sorumuz var. Bunu şöyle hemen size özetlemek istiyorum. Detaylandıracağız. Duyusal belleğimiz vardı. Kısa süreli belleğimiz vardı. Bir de uzun süreli belleğimiz vardı. Şimdi ne demiştik? Duyusal bellek, duyu organlarımız aracılığıyla, duyular aracılığıyla uyarıcıları geçirdiğimiz bellekti. Bilgi 1 ila 4 saniye aralığında kalıyordu. Ve buraya gelen bilgiler aslında e, sınırsız şekilde bulunabiliyordu. Çünkü kapasite olarak sınırsız olduğunu söylemiştik. Buraya gelen bilgileri buraya atıyorduk. Neden? E, işleyecektik? çünkü. Bunu da seçici dikkat aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Ee, bu kısa süreli bellekte bilgi işlenir ve aynı zamanda bu bilgi kullanılır demiştik. Bilgiyi işlerken veya kullanırken amaçlar değişir. Mesela bir bilgiyi yeni öğrenirken işleme metodunu kullanırsın. Öğrenmiş olduğun bir bilgiyi gündelik hayata dönüştürürken yani performansa dönüştürmeye çalışırken de kısa süreli bellek çalışıyor. Orada da kullanma işlemi devreye giriyor. Buraya gelen bilgi 5 ila 9 birimlik bilgi olabiliyordu ve buraya gelen bilgiler 20 ila 30 saniye aralığında burada kalabiliyordu. Biz bir bilgiyi işlerken buraya hem duygusal kayıttan bilgi hem de uzun süreli bellekten bilgi getirebiliriz. Çünkü yaptığımız işlem iki farklı şekilde olabilir. Burada ya bilgiyi işlerken tekrar yöntemini kullanmış olabilirim ya da kodlama yöntemini kullanmış olabilirim. Eğer tekrar yöntemini kullanıyorsam duyusal bellekten gelen bilginin burada olması yeterli. Sadece onu işlemem gerekiyor çünkü ilişki kurmayacağım. Eğer kodlama yöntemini kullanacaksak arkadaşlar, duyusal kayıttan gelen yeni bilgiyle uzun süreli bellekteki mevcut eski bilgi arasında bir bağ oluşturmam gerekecek. O yüzden duyusal kayıttan bilgi gelecek. Bir de ben uzun süreli bellekten eski bilgiyi çağırıp burada ikisini harmanlayıp yoğurup tekrar uzun süreli belleğe göndereceğim. Yani biz tekrar ve kodlama yöntemleri aracılığıyla bilgiyi işliyoruz. Eğer kalıcı işleme gerçekleştirmek amacımızsa kodlama yöntemini tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, uzun süreli belleği de şuradan işlenmiş olan bilgi yani kısa süreli bellekten işlenmiş olan bilgileri alıp burada depolamak için muhafaza ediyoruz. Ee, ve buranın kapasitesinin sınırsız olduğunu söylemiştik. Herhangi bir birim sınırı burada bulunmuyor arkadaşlar ve biz bilgileri burada anısal gibi, anlamsal gibi, ya da işlemsel gibi 3 bellek alanına gönderiyorduk çünkü bilginin türüne göre depolama işleminin gerçekleşmesi gerekiyordu e oraya gelen bilgileri de eğer kullanacaksak tekrar nereye göndermem gerekiyordu kısa süreli bellek kısa süreli bellekten de eğer motor beceriye dönüştüreceksen bilgiyi Kısa süreli bellekten de bilgi kaslara iletilir arkadaşlar beyin aracılığıyla mesela araba kullanma bilgisi benim işlemsel belleğimde saklı arabaya bindiğimde çok hızlı çalışıyor gerçekten hatırlıyorum mesela neyi yapmam gerektiğini onu hemen nereden alıyorum uzun süreli bellekten alıyorum kısa süreli belleğe getiriyorum şimdi o kaslara geçmek zorunda bilgi durumu olarak. O yüzden beyin kasları uyarıyor o bilgi çerçevesinde ve ben o beceriyi ya da o bilgiyi performansla dönüştürmeye başlıyorum. O yüzden uzun süreli bellekten de bilgi aynı zamanda nereye geçer? Kısa süreli belleğe geçer eğer kullanılacaksa. Şimdi bu sıralamaya göre benim buradaki öncülleri doğru şekilde sıralamam gerekiyor. Bir de demiş ki duyusal kayıtta uyarıcılar seçilerek kısa süreli belleğe aktarılır. İki de demiş ki uzun süreli bellekten ilişkili bilgiler geri getirilir. Üçte de demiş ki uyarıcı duyu verileriyle alınır ve beyne iletilir. Dörtte de demiş ki anlamlandırılarak kodlanan bilgi uzun süreli bellekte depolanır. Beşte de demiş ki yeni bilgiyle uzun süreli bellekteki ilişkili eski bilgiler işleyen bellekte anlamlandırılır. Şimdi bunları tek tek sıralamam gerekir. Birinci koymam yani birinci sıraya koymam gereken öncül üçüncü öncüldür çünkü uyarıcı önce duyusal kayda duyu verileri aracılığıyla alınıyor. Yani dışarıdan gelen gördüğüm, işittiğim, tattığım, dokunduğum her şey oraya geliyor ve beni uyarıyor beyinsel olarak. O yüzden bunu birinci sıraya almam gerekiyor. Ardından birinci öncülü ikinci sıraya koymam gerekiyor. Çünkü bu uyarıcılar duyusal kayıt uyarıcıları aracılığıyla seçiliyor ve nereye aktarılıyordu? Kısa söyle belliye aktarılıyordu. Seçici dikkat aracılığıyla. Bunu da ikinci sıraya koymuş olduk. İkinci öncülü de üçüncü sıraya koymam gerekiyor. Çünkü burada artık şunu yapmam gerekiyor. Eğer kodlama gerçekleştireceksem uzun süreli bellekten ilişkili bilgileri getirmem gerekiyor. Mesela ben Piaget'in şema kavramını öğreneceğim. Bunu öğrenmek için de Piaget ile alakalı bildiğim bilgileri mutlaka uzun süreli bellekten getirip Onları yeni öğrenmem gereken bilgiyle harmanlamam gerekiyordu. O yüzden ben şemayla neyi ilişkilendirebilirim? Uzun süreli bellekteki o mevcut bilginin ne olduğunu bulup onu kısa süreli belleğe çağırmam ve geri getirmem gerekiyor. 4. sıraya koymam gereken öncül de 5. öncüldür. Yeni bilgi ile uzun süreli bellekteki bilgi ilişkili eski bilgiler işleyen bellekte anlamlandırılır. Yani işleyen bellek demek kısa süreli bellek demektir. Burada ne yapıyoruz? Yeni ve eski bilgi arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz. İlişki kurmaya çalışıyoruz. Son sıraya koymam gereken öncül de 4. öncüldür. Burada artık şunu gerçekleştireceğiz anlamlandırarak kodlanan bilgiyi yani şurada işlediğim bilgiyi artık nereye göndermem gerekiyor? Uzun süreli bellekteki mevcut depolara. Artık hangi türden bilgiyi işliyorsak o depolardan birine yerleştirmem gerekiyor. O yüzden sıralamayı doğru şekilde bulduğumuz zaman Edirne'de olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testimizde yine aynı şekilde bilişsel yaklaşımı bilgi işleme kuramını ele alacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.